Merhaba arkadaşlar. Map kazanım testleri 36 numaralı testin çözümleriyle beraberiz. Bu testimizde silindir sorularını çözeceğiz. Güzel sorular var testimizde. Sonuna kadar videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, öncelikle bu videolar yüklendiğinde anında bildirim almak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuz taban yarıçapının uzunluğu 4 cm yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Hemen yüzey alan formülümüzü yazalım. Taban Alanımız pi r kareydi. Bundan iki tane var. Üst taban ve alt taban. Bir de yanal alanımız vardı. Bu da 2 pi r çarpı h formülüyle bulunuyordu. Pi'yi 3 alınız demiş. Pi yerine 3'ü yazdık. Yarı çapımız bakın 4'müş. R yerine 4 yazdık. Yanal alanı bulurken yine pi yerine 3, yarı çarpı yerine 4, yükseklik yerine de 12'yi yazdık. Sadece buradaki çarpma işlemlerimizin sonucunu bulacağız. Buradan 16 çarpı 3, 48, 48 çarpı 2, 96 yapar. Burada ise 48 çarpı 6. 288 yapacak. 288 ile de 96'yı toplarsak 384 bulunacak. Sonucumuz cevabımız A seçeneği. Geçelim ikinci sorumuza. Yan yüz alanı 40 cm kare olan denk dairesel silindirin yüksekliği de verilmiş. Buna göre yüzey alanı toplam yüzey alanı sorulmuş arkadaşlar. Yan yüz alanından biz yarıçapı bulmaya çalışalım. Ee, silindirimizin şöyle bir kabataslak şeklini çizersek açılımını iki tane daireden bir tane de dikdörtgenden oluşuyor. İşte bu dikdörtgen alanı 40 verilmiş. Bu dikdörtgen alanı bulunurken şu uzunluk 2 pi r çarpı h da bulunuyordu. 2 pi r çarpı h eşittir 40 ise pi yerine 3 alacağız. Tabandaki yarıçap bilinmiyor. Yüksekliği de vermiş 5 olarak. H yerine de 5 yazalım. Buradan 30 çarpı r eşittir 40sa her iki tarafı 30'a böldüğümüzde yarı çarpı 4 bölü 3 buluruz. Şimdi bize to toplam yüzey alanını soruyor. Öyleyse biz şimdi yanal alanı biliyoruz ya sadece neyi bulmamız gerekiyor? Taban alanlarını bulmamız gerekiyor. Bunu da pi çarpı r kare formülüyle bulacağız. Pi yerine 3 yazacağız, yarı çap yerine de 4 bölü 3 yazıp bunun karesini alacağız. Buradan 3 çarpı 16 bölü 9. Bu 3 ile de 9 sadeleşirse 16 bölü 3 bir tanesinin alanı. Öyleyse iki tane bundan var, iki tane pi kare ne yapar. Bunu 2 ile çarpalım. 32 bölü 3 yapar. Şimdi gelelim tüm yüzey alanını bulmaya. E, taban dairelerinin alanı 32 bölü 3. Yanal alanda zaten soruda 40 verilmişti. Bunların hepsini payda eşleyip toplarsak 120 artı 32, 152 bölü 3 e, santimetre kare bulunacak. Cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bir ayrıtın uzunluğu 12 santim olan küpün içerisinde bir silindir yerleştiriliyormuş. Bu silindirin en büyük olması isteniyor ve silindirin yüzey alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kabataslak bir küp çizecek olursak. Bunun içerisinde yerleştireceğimiz en büyük silindir arkadaşlar. Bakın tam şöyle kenarların orta noktalarına değecek şekilde olmalı bu silindir. Dolayısıyla bakın bizim küpümüzün bir kenarı 12 ya. Dolayısıyla silindirimizin de yarı çapı ne olmalı? 6 olmalı. Ha. Silindirin yarı çapını bulduk o zaman. 6. E, yükseklikte bakın bu küpün yüksekliğine iş olacağına göre küpün yüksekliği 12 idi. O zaman silindirimizin yüksekliği de 12'dir. E, o zaman bitti. Şimdi bizim silindirimizin yüzey alanını bulmak gerekiyor. Yüzey alan neydi? Taban alanı, dan 2 tane artı yan alan. Yanal alan da dairenin çevresi çarpı yükseklikte. Pi yerine 3 yazalım. Yarı da 6 bulduk. Yine pi yerine 3 yazalım. Yarı çap 6 yükseklikte 12 idi. 648 santimetre kare yapacak arkadaşlar. Geçelim 4. sorumuza. Ne demiş? Taban alanlarından biri yan yüz alanına eşit olan. Dik dairesel silindirin yüksekliği 5'miş. Arkadaşlar taban alanlarından biri demek bunun tabanı daire olduğuna göre pi re kare. Taban alanı Neye eşitmiş arkadaşlar? Yan yüz alanda, yan yüz alanı neydi? Dairenin çevresi çarpı haştı, değil mi? Şimdi bunu ikisini birbirine eşitlediğimizde bakın, her iki tarafı pi'ye böldüğümüzde ve r'ye böldüğümüzde iki taraftaki pi ve r'ler sadeleşecek. Bakın pi'ler gitti. Burada r kare var, biri giderse r kalır. Burada ise pi ve r'ler giderse ha, demek ki yarı çap yüksekliğin iki katına eşitmiş. Buna göre. Yükseklik de 5 verilmiş bakın zaten soruda. O zaman yarı çap eşittir 2 çarpı 5'ten 10 çıkacak. Bize neyi sormuş? Yarı çap uzunluğunu sormuş. Öyleyse cevabımız 10 olacak arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne diyor? Yüzey alanı taban alanlarından birinin 4 katıymış. Şimdi bu silindirin yüzey alanı demek tüm yüzey alanı demek. Tüm yüzey alanı neydi? E, tabandaki dairenin alanından 2 tane artı bir de yanal alan. Yani dairenin çevresi çarpı h. Bu bakın silindirin tüm yüzey alanı. Bu neye eşitmiş? Tabandaki dairenin alanlarından birinin 4 katına. Yani tabandaki dairenin alanı pi r kareydi ya bunun 4 katına eşitmiş. O zaman ben buradaki 2 pi r kareyi karşıya eksi 2 pi r kare olarak geçirirsem bu yanal alan dursun. 2 pi r h eşittir. 4 pi r kareden 2 pi r kare çıkarsa 2 pi r kare kalır. Şimdi yine sadeleştirmek için bakın her iki tarafı hem 2'ye hem de pi ve re bölüyorum. Yani. Bu tarafı da 2 pi r'ye bölüyorum. O zaman şuradaki 2 pi r'ler gider. Burada h kalır. Burada da 2 pi ve ler gider. R'lerden de biri gider. O zaman bakın yükseklik yarıçapa eşit çıktı. Bize sorulan ne? Yükseklik demiş ki aşağıdakilerden hangisi için doğrudur? Bakın yükseklik taban yarıçapının çapının 2 katına eşittir. Yanlış. Taban yarıçapının çapının 3 katına eşittir. Yanlış. Taban çapının uzunluğuna eşittir. Yanlış taban çapının uzunluğunun yarısı İşte işte bu taban çapının uzunluğunun yarısı demek yarıçap demek. Evet yükseklik yarıçapa eşittir diyeceğiz. Geçelim 6. sorumuza. 6. soruda ne diyor? Taban yarıçapının uzunluğu yüksekliği 10 santim olan dairesel silindir şeklindeki bir fırça. Evet şimdi arkadaşlar silindir şeklinde fırçalar var. Bunları belki görmüşsünüzdür. Şu şekilde bir çizersek şöyle rulo şeklinde. İşte burada sapı oluyor şu şekilde. Evet bu şekilde bir fırça. Şimdi bu fırça boyanırken sürülüyor. 4 tam tur atıldığı zaman bakın ne kadar alanı boyar onu sorulmuş. Yani bizden sorulan şu. Şimdi boyandığı zaman şu yanal yüzeyi arkadaşlar ne yapıyor? Duvarı boyuyor. Öyleyse bizim yanal yüzey alanını bulmamız lazım. Yani bu bir tur attığında yanal yüzeyinin alanı kadar boyar. Yanal yüzeyin alan formülü neydi? 2 pi r çarpı h'tı. Peki pi yerine ne alacakmışız? Pi aynen kalacak. Pi yerine 3 almak falan demiyor. Peki bunun yarı çapı neymiş? Yarı çapı 3'müş. Onu da yazalım. Peki bunun yüksekliği neymiş? Yüksekliği de olmuş, Onu da yazalım. O zaman ne yapar? 60 pi yapar bunun bunun yanal yüzeyinin alanı. Peki bunu 4 tur attığımızda o zaman 60 pi'den 4 defa boyamış oluruz. O da 240 pi alanlık bir kısmı boyamış olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet geçelim. 7. sorumuza. Yarıçap uzunluğu 1 metre, yüksekliği 3 metre olan silindir şeklindeki bir reklam panosu. Arkadaşlar reklam panosu bakın silindir şeklindeymiş. Şu şekilde bir reklam panomuz varmış. Şimdi bunun yan yüzlerine reklamlar yapıştırılıyormuş. Yani şu bizim yanal yüzey dediğimiz kısma reklamlar yapıştırılıyormuş. Şu 50'ye 1 metre olan reklamlardan en fazla kaç tane yapıştırılır diye sorulmuş. Öyleyse bizim önce bunun açık şeklini düşünüp yanal yüzeyinin alanını bulmamız lazım. Yanal yüzeyinin alanı neydi? 2 pi r dairenin çevresi çarpı haçtı. Buradan bir bulalım yanal yüzey alanını. Pi yerine 3 alın diyor. Yarı çap zaten 1'miş. Yükseklik de 3'müş. Buradan ne çıktı? 9 kere 2 18 metrekareymiş arkadaşlar bunun alanı. Peki bizim reklamımıza bakalım. Reklamımızın eni 50 santim. Yani yarım metre Boyu da 1 metre. Bakın yarım metreye 1 metre olduğu için e, hatta şuralarda bulabiliriz. 2 piire ne yapıyordu? 2 piire 6 metre. Yani şurası 6 metre. Burası dairenin çevresine eşit. Yükseğimiz de 3 metre. Dolayısıyla bu reklamımızın eni ve boyu 6'yı da bölüyor. 3'ü de bölüyor. Yani buraya tam yerleşebiliyor. Ka tam e, işte 1'in katlarını alırsak 6 metreye denk geliyor. Veya 50 santim katlarını alırsak 3 metreye denk geliyor. Öyleyse hani şeyi düşünmemize gerek yok. Acaba tam her tarafı kaplıyor mu diye. Bizim tek yapmamız gereken kaç tane gittiğini bulmak için büyük dikdörtgenin alanını bu küçük reklamın alanına böleceğiz. Kaç tane gittiğini bulmak için. Öyleyse büyük dikdörtgenimizin alanını bulduk. 18'de. Peki bu reklamın alanı nasıl bulunur? Reklamın alanı şöyle bulunur arkadaşlar. İşte boyu 1, eline de yarım metre dersek 50 santim yarım metre. O zaman bunu bunu çarptığımızda alanı 1 bölü 2 çıkıyor. O zaman 18 metrekarenin içerisinde 1 bölü 2 metrekareden kaç tane var? Yani bunun içerisinde bu kaç defa yerleşir? Buradan birinci kesri aynı alıp ikinci kesri ters çevirip çarptığımızda 36 tane bu reklamdan yerleştiğini göreceğiz arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda demiş ki dik dairesel silindir biçimindeki iki parçadan oluşan çekiç şekildeki ver şekilde verilmiştir. Bu çekicin tüm yüzey alanı sorulmuş. Evet arkadaşlar her bölümün alanını ayrı ayrı bulup sonra toplayalım. Önce şuradaki daireyle başlayalım. Bu dairenin alanı pi çarpı r kare ile bulunacak. Pi yerine 3 alacağız. Yarı çap da 6 olduğuna göre 36 çarpı 3 108 çıktı. Bir de bunun arkadaşlar karşı tarafta var 108. O zaman 108 108 şuraya yazalım isterseniz ne yapar? 216 yapar bu taban ve bu tabanın alanı. Şimdi şuradaki yanal alanı hesaplayalım. Şuradaki yanal alan. Yanal alan formülümüz neydi? 2 pi r h. Pi yerine 3 alıyoruz. Yarı çap bakın 6 idi. Yükseklikte 15. Bunların hepsini çarpmamız gerekiyor. 6 çarpı 15 90 yapacak. 90 burada 6'yı çarparsak 540 yapacak arkadaşlar. Ee, şimdi bakın şurada şöyle bir problem var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunun yanal yüzeyinde bunun e, saplandığı yerdeki alan Şurada bir alan var ya bakın. Bu alan düşülmesi gerekiyor. Hesaplanmaması gerekiyor. Ben orayı düşmüyorum. Orayı da hesaplıyorum. Neden? Çünkü bakın buradaki alanı çıkartıp onun yerine şunu ekleyeceğim ya. Bunu da eklemem ben. O zaman çıkartmama da gerek olmaz. Yani buradaki bakın alan yerine şunu düşünün. Buradan çıkarılan yerine şuradaki alanı düşünün. Dolayısıyla bir şey çıkarıp eklememize gerek yok. Dolayısıyla 540 dursun. Sadece ne kaldı? Şuradaki sopanın e, silindir şeklindeki sapın yanal alanı kaldı. Onun da yine alan, yanal alan formülü 2 pi r h. Pi yerine 3 yazdık. Bunun yarı çapı 2, yüksekliği de 30. Bunları çarparsak, işte burası ne yapacak? 12 çarpı 30, 360 yapacak. Şimdi normalde şuradaki alanı da eklemem gerekiyor pi r kareden. Onu eklemiyorum. Neden? Çünkü şurada o kadar bir alan eksik. Onun yerine zaten bunun tamamını hesapladığım için onu eklemiyorum. Şimdi bunların hepsini toplarsak 1000 ne yapıyor? 1056 yapıyor. Nerede hata yaptık? Hmm, toplamada, toplamada hata yaptık değil mi? Bunları toplarsak 1116 yapıyor. 1116 cevabımız D şıkkı olacak. Şunu siliyorum. 1116 cevabımız Denizli. Geçelim 9. sorumuza. Evet 9. sorumuzda demiş ki taban yarıçapının uzunluğu yüksekliği 6 olan dik dairesel silindir biçimindeki tahta ekseni boyunca kesilerek iki eş parça ayrılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar bir silindir çizelim. Şimdi bu silindirin ekseni dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Bakın şu merkezi eksen olmuş oluyor. Ekseni boyunca kesilirse bakın şuradan şöyle kestiğimizi düşünelim. İki tane parçaya ayırıyoruz. Parçalardan birini bakın şöyle çizersek Şöyle bakın bize bakan yüzünün de bir dikdörtgen, alt taraf, arka tarafı da yarım silindir. İşte böyle bir şekil oluşuyor. Bize bakan yüzey dikdörtgen. Bunun alanını sormuş. Bunu ben konu anlatım test e, videomda da çözmüştüm. Oradan da böyle bir soruyu izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim. Yarı yarıçap uzunluğu 3 ise burası 3, burası da 3, e, yükseklik de 6 ise burası 6. Şimdi buradaki alanları bulurken önce bakın şu bize bakan dikdörtgenin alanını bularak başlıyorum. Bu dikdörtgenin alanını bulurken yani buradan kestiğimizde oluşan yeni bir yüzey var. İşte orası bir dikdörtgen. O dikdörtgen alanını bulurken işte iki kenarı çarpıyorum. 6 çarpı 6. Şurası uzun kenar kısa kenar diye düşünürsek aslında bir kare çıktı. O dikdörtgen alanı 36. Şimdi şuradaki yarım dairenin alanını bulmak istersem. P çarpı r kareden P yerine 3 alınız demiş. Yarı çapta 3 olduğuna göre 27 çıktı. <laughs> Tabii bu yarım daire olduğu için 27 bölü 2 alacağız. Fakat bir yarım daire de aşağıda var. 27 bölü 2, 27 bölü 2 daha 27 yapacak. Ne kaldı? Sadece arkadaşlar yanal alan kaldı. Ama yanal alanın da yarısını alacağız. Bakın tamamın değil. <laughs> yanal alan formülümüz 2 pi r h'dan bulup sonra yarısını alalım. Veya en başta 2'ye bölüp pi r h'ı da bulabilirsiniz. P 3 yarı çap 3 H 6. Buradan 9 kere 6'dan 54 çıkacak. Evet 3 tane bölgeyi ayrı ayrı alanlarını hesapladık. Şimdi toplayacağız. 3 bölge dediğimiz kesitliği zaman oluşan şu dikdörtgen kesit alanı. Sonra yarım daireden 2 tane taban alanları. Bir de yanal alanımızın yarısı. Bunların hepsini toplarsak 50, 100, 110, 7 yani B şıkkı bulunacak. Evet geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda ne demiş? Bir tane dairesel silindirin açılımı verilmiş. O uzunluğundan, O üssü uzunluğuna 22 santim verilmiş. Tabanın çevre uzunluğu 24 ise biz buradan yarı çapı bulabilir miyiz? 2 pi çarpı r tabanın çevre uzunluğu eşittir 24'müş. Pi yerine de 3 alırsak o zaman 2 kere 3 6 r 24. Buradan da R'yi 4 buluruz. Evet yarı çap 4 bulundu. Şimdi şurası 4 o zaman. Bu da aynısı. Burası da 4. E, O'dan O üstüye toplam 22 ise şu 4'ü çıkartırsam 18. Bu 4'ü de çıkartırsam 14 kalıyor. Şuradan şuraya yani silindirimizin yüksekliği 14 bulunmuş oluyor. Bize sorulan ne? Silindirin yüzey alanı. Silindirin yüzey alanı neydi? 2 tane taban alanı pi kare artı 2 pi r h yani yanal alan. 2 çarpı 3 çarpı 4'ün karesi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 14. İşte matematiksel işlem gerekiyor arkadaşlar burada. 16 çarpı 3 48. 48 çarpı 2 96. Burada ise ne yapacağız? 14 çarpı 4 56. 56 çarpı 3 168. 168'i de 2 ile çarpacağız. Bu da ne yapar? 336. 336 ya da 96 ya eklersek 420, 432 yapacak. Cevabımız C şıkkında bulunacak. Gelelim 11. sorumuza. Ne diyor 11. sorumuzda arkadaşlar? Bir silindir verilmiş. O noktası taban merkeziymiş. ABD taban çapıymış. Tamam. Oa uzunluğu 5 kök 5. Oa uzunluğu 5 kök 5. Buraya 5 kök 5'i yerleştiriyorum. Sonra AB yani çap 10sa yarıçap ne bulunur? 5 bulunur. E o zaman buradaki yarıçap da 5 bulunur. E burada o zaman bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenden ben Pisagoru bulabilirim. Yani H'ın karesi artı 5'in karesi eşittir hipotenüsün yani 5 kök 5'in karesi h kare artı 25. Şimdi 5 kök 5'in karesi alınırken 5'in karesi alınında 25 kök 5'in karesi alınında kök kalkar 5 olur. 25 çarpı 5'ten 125. Buradaki 25 karşı eksi 25 olarak geçerse 100 kalır. O zaman hangi sayının karesi 100'dür? 10'un. Buradan sindirimizin yüksekliğini 10 buluyoruz. Yüzey alanını sormuş. Yine formülümüzü yazıyoruz. 2 tane taban alanı artı yan alan. 2 pi r h pi yerine 3 yarı çap yerine 5 yazarsak pi yerine 3 yarı çap 5 yükseklikte 10. Buradan 25 çarpı 6 150 yapar. Buradan ise 10 çarpı 10 100 bir de burada 3 var 300 yapar. 300 ile 150'yi toplarsak 450 santimetre kare yapar. Cevabımız 11 Bursa olacak. Evet geçelim son sorumuza. Son sorumuzda ne demiş? bir ayrıtının uzunluğu 10 santim olan küp şeklindeki tahta bloğun merkezinden taban çapının uzunluğu 8 santim olan yüksekliği 10 santim olan dik dairesel silindir biçimindeki parça kesilip çıkarılıyor. Yine bakın şu şekilde bir küp kabataslak çizersek. Bunun bir kenarı arkadaşlar olmuş küpümüzün bir kenarı 10. Şimdi bunun içerisinden e, taban çapının uzunluğu 8 santim olan ya 10 değil bakın tam hepsini kapsamıyor. Şöyle içinden bir silindir kesip çıkartılmış. Kaba taslak şöyle çizelim. Çıkartıldıktan sonra geriye kalan kısmın bize yüzey alanı soruluyor. Şimdi öyleyse ben neyle başlıyorum? Şu yana alanla başlıyorum. Yana alan bakın bir kare. Bu yana alanda hiçbir değişiklik yok. Bunun alanı 10 çarpı 10'dan 100. Peki bundan kaç tane var? Bundan dört tane var değil mi? Yanal üzerine sayarsak bir, iki, arka ve yan dört tane. Öyleyse şuraya yazalım. Dört tane yanal alan buradan 400 çıkar. Şimdi bir de üstteki alana bakalım. Üstteki alan bakın bir kareden bir daire çıkartılmış. Bunun alanını bulurken karenin alanı 10 çarpı 10 yüz. Eksi dairenin alanı pi r kare. Pi çarpı bunun yarıçapı kaçtı arkadaşlar? Çapının uzunluğu 8 ise bunun yarıçapı dört. O zaman neyi çıkartacağız? 48'i çıkartacağız. O zaman buradaki üst tabanın alanı 52 olur. Şu geri kalan kısım. Şurayı isterseniz daha açık çizeyim. Üstten görünüşünü çizeyim. Bir karemiz var. 10'a 10. içerisinden bir daire çıkartılıyor. yarıçapı 4 olan. Şu geri kalan alanı bulmaya çalışıyorum. Şuradaki alanı bulmaya çalışıyorum. Öyleyse 100'den dairenin alanı olan 48'i çıkarttım. 52 buldum. Peki bunun aynısı bir de aşağıda yok mu? 52 52 o zaman 104. Bakın aşağıda da aynısı var. Şimdi bittim arkadaşlar işimiz? Bitmedi. Bakın tüm yana alanını bulduk. Üst tabanı bulduk. Alt tabanı bulduk. Bir alan daha ortaya çıktı. Biz buradaki sindiri kesip çıkarırsak şu içeride bakın bir oyuk var. Bu oyuğun da bir yana alanı var. İşte bu yana alanını da hesaplamamız gerekiyor. Bu da yeni bir yüzey oluşmuş oldu çünkü. Yana alan formülümüz neydi? 2 pi r h'tı. Pi 3. Buradaki yarıçap 4. Buradaki yükseklik karenin yüksekliğine eşit 10. Or orada oluşan yeni yanı alanımız bakalım kaç çıkacak. 40 çarpı 6'dan 240 çıkacak. İşte bütün alanlar bulunmuş oldu. Şimdi gelelim hepsini toplamaya. Hepsini topladığımızda 400, 500, 700, 44 yapıyor arkadaşlar. Bu da C şıkkı. Şimdi arkadaşlar böyle 3 boyutlu şekillerde bir kesip çıkarma işlemi olduğu zaman Şimdi hacim sorulursa kolay. Neden kolay? Çünkü hacim sorulduğu zaman büyük cismin hacmini bulurum. Çıkartılan cismin hacmini bulup birbirinden çıkartırım. Ama alan sorulursa biraz daha zor. Alan sorulduğu zaman çünkü çıkarma yapmıyoruz. Ha, çıkarma yaptığımızda oluyor da. Ama burada yeni yüzeyler oluşuyor. O yeni yüzeylerin alanlarını eklememiz gerekiyor. Bakın kesip çıkarma işlemlerinde yeni yüzeyler oluştuğu için o yeni yüzeylerinde alanını bulup tüm alana eklememiz gerekiyor. Unutmayalım. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar videolarımıza destek olmak için arkadaşlar abone olabiliriz, yorum yapabiliriz, like atabiliriz ve bizi Instagram'da takip edebiliriz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.